Belki ben çok karamsarım, bilmiyorum. Filistinli ile İsrail arasında olanları nasıl yorumlarsınız? Sizce medyaya nasıl yansıyor? Birkaç kişi de daha önce de burada sözünü etmiş. İsrail işgalcidir. Dolayısıyla kınanmalıdır. Bu argümana benim karnım tok. Dünyada işgalci olmayan hiçbir kavim yok. Hiçbir devlet yok. Hepsi de işgalcidir. Birileri gelmiş, ötekilerini sikmiş, atmış, yerine geçmiş. Böyle olmuş. Bugüne kadar her ülkenin tarihi böyle. Türkiye'nin tarihi bilhassa böyle. Amerika'nın da tarihi böyle. Diğerleri bir kısmı daha önce, bir kısmı daha sonra. İsrail'in koşulları ne olursa olsun bir trajedidir. Yani İsraillerle Filistinlilerin çatışma, aynı toprak parçası üzerindeki kavgası bir trajedidir. Bunu görme, iki taraflı olarak da görmek lazım. Fakat İsrail'in bir devlet olarak varoluş hakkını savunmak lazım. İsrail'in varoluşuna yönelik çok ciddi bir tehdit var. Yani etrafı bilmem kaç yüz milyon kişilik Arap dünyasıyla çevrili. Onun etrafı 1,5 milyarlık İslam dünyasıyla çevrili. Ve bu İslam dünyasının kıtırıktan rejimleri, diktatörleri kalabalığı galeyana getirmek uğruna İsrail'i denize dökmeyi bir ulusal hedef haline getirmişler bugüne kadar. Denize dökülmekle tehdit edilen bir kavmin, bir ulusun kendini koruması, kendini savunması, gerekli olan neyse onu yapması ve gerekirse bu uğurda acımasız olması bence temel bir haktır. Bunu sorguladığınız anda konuşacak bir mevzumuz kalmaz. Yalnız eğer 70 senenin sonunda hala bir çözüm bulamıyorsan, gitgide ikiyüzlüleşen bir argümanla, gitgide inandırıcılığını yitiren bir argümanla, talihsiz bir halka sürekli köpek muamelesi yapmayı, öldürmeyi, evlerini yıkmayı, topraklarından sürmeyi, duvarlar arasına hapsetmeyi, mahkeme etmeden hayat boyu cezaevine atmayı tek yöntem olarak benimsemişsen, bunun ötesine geçemiyorsan, bunun ötesinde bir çözüm yolu bulamıyorsan, o zaman gitgide artan bir oranda şu soruyu sormak lazım. İsrail'de bir şeyler yanlış. İsrail'de bir şeyler ciddi bir şekilde yanlış. Kendileri düzeltemiyorlarsa birilerinin bunları düzeltmeye başlamasının vakti gelmiştir. Çünkü yani bir Gazze Savaşı, iki Gazze Savaşı, üç Gazze Savaşı bir yerden sonra artık yeter. Yani bu olmaz, olmayacak bir durum bu demek lazım. Bunun farkına varmak lazım. Dediğim gibi İsrail'in varoluş hakkı bence tartışılabilecek bir şey değildir. Ama ondan sonrasını bir daha düşünmekte fayda var.